Dostlar selamlar. Yeni bir araba alıyorum. Evet, yıllar sonra ilk kez arabasız kaldığımı söyleyebilirim. Kusura bakmayın, sizlere de bu soğuk havada gecenin bir yarısı telefonla çekerek başlatıyorum videoyu ama bu videoda dediğim gibi araba almaya gidiyorum. Nereye gidiyorum? İzmir'e gidiyorum. Hangi arabayı alacağımı ve arabayı niye tercih ettiğimi size arabanın içindeki dönüş yolunda çektiğim görüntülerde söyleyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim ki çok zevkli bir yolculuk geçiyor. Belki 15-16 sene sonra ilk kez otobüse bindim şehir arası yolculukta. Hani bu yüzden benim için ayrı bir macera oluyor. Ses ya da görüntü problem varsa özür dilerim. Şimdi dediğim gibi telefonla soğukta çekiyorum. Otobüsün molası bitecek. Bir an önce oraya yetişeceğim ve gideceğiz. Dediğim gibi sizlerden özür diliyorum. Sizleri şimdi yol maceramla baş başa bırakıyorum. Yol maceramın ardından da yeni aracımı göreceksiniz. Ve tabii videoyu beğenmeyi, Burak Aral YouTube kanalına abone olmayı ve istediğiniz bu tarz içerikler varsa da yorumlarda belirtmeyi unutmazsanız sevinirim dostlar. Hadi geçelim. Koca kafalı. He? Ne? Hata. Oh, İzmir'de güzel yerde yaşıyorsun ha. Evet dostlar, aracım Opel Crossland. 2022 model. Manuel vites, ekstraları da var tabii ki. İzmir'den bulur bulmaz koşarak geldim. Niye Opel Crossland'ı seçtiğimi sizlere arabanın içinde anlatacağım fakat ufak bir araba gezisi yaptırmak istiyorum dostlar sizlere. Hazır arabanın içi çok kurcalanmamışken, evet bakın araba böyle. Apple CarPlay'li bir ekranı var, 2022 model zaten. Manuel vitesi, kol dayaması ve analog bir ekranı var. Arkası oldukça geniş. Arkada da oturdum. Gerçekten hani bu benim sürüş pozisyonuma göre tabii arkada çok fazla olmuyor ama normal bir insan oturduğunda bakın arkada oldukça fazla bir mesafe kalıyor dostlar. Evet, bagaj açıldı. Bagaj da bir hayli geniş. 450 litrelik bir bagaj var burada. Benim eşyalarım gayet rahatça sığdı. Buraya muhtemelen 2 tane büyük valiz ve ıvır zıvır eşyalar sığacaktır. Alta baktığımızda da yedek lastik yok. Bir lastik tamir kiti var. Bu beni üzen şeylerden biri ama dünyanın sonu değil. Yapacak bir şey yok. Sizlere son bir kez aracı göstereyim. Evet, araç şu çizgiler, bakın oldukça kaslı gösteren çizgiler. Ben bu SUV'cuklarda bunu seviyorum. Bunu seviyorum. Onun dışında lastikler, Bridgestone Turanza lastikler var. Oldukça güzel lastikler. Daha önce kullanmamıştım ama okuduğum yorumlarda oldukça etkileyici. Evet, evet dostlar. Biraz yağmur fazla. Size geri kalan şeyleri arabanın içinde anlatacağım. Dostlar tekrar selamlar. Arabanın içindeyim bu sefer. Videonun açılışını yolda yaptım. Sizlere uzun yolun vazgeçilmezi olan mercimek çorbasıyla açılış yapmak istedim başlangıçta. Mercimek çorbası, uzun yol yaptık. Yıllar sonra, belki 14-15 sene sonra bir otobüs yolculuğu yaptım uzun yolda. Onun ardından İzmir'deydim. İzmir'de aracımı gördüm. Aracı gördükten sonra
notere gittik ve satın alma işlemlerini tamamladık. Aslında olayı kısa bir özetlemek istiyorum. Bende bir Volkswagen T-Cross vardı, bilenler bilir. Volkswagen T-Cross'u niye sattığımı merak edenler oldu. İşte arabadan memnun değil misin? Ne oldu? Bir sıkıntı mı oldu vesaire? Yok, gayet memnundum arabadan. Hatta hani evimde gibi hissettiğim için satarken böyle gözyaşlarıma hakim de olamadım. Ama araba bir özellikle araba piyasasındaki bu işte sürekli yukarıya doğru giden fiyatlardan dolayı aslında bizler gibi araba kullanmayı seven, farklı araba kullanmayı seven insanlar için bir fırsat doğdu. Yani bir araba alıp onu 3 ay, 5 ay, 6 ay kullanıp sonrasında aldığınızdan daha pahalıya satıp başka istediğiniz bir aracı alabiliyorsunuz ve bu döngüyü tekrarlaya tekrarlaya döndürebiliyorsunuz. Ben bunu keşfettiğimden beri dostlar yılda ortalama 3 ya da 4 araç değiştiriyorum ve araçları kullanıyorum. Daha sonra belki bu yılların en sonunda bir hani belki bir aile babası olduğumda benim arabam şu olabilir diyeceğim arabayı bulana kadar da kullanıyorum. Yani belki bundan 4-5 sene sonra ya bu Volkswagen T-Cross ne güzel arabaydı. Acaba bunun yeni kasasını alsam mı diye düşünüp belki de T-Cross alacağım, bilmiyorum. Volkswagen T-Cross'a sattık, 12.500 kilometreye gelmişti. İşte ilk bakım zamanı gelmişti ve artık maddi değerini, hani işte sıfır gibi duran maddi değerini kaybetmeye başlıyordu. Onu satıp sıfır gibi başka bir araç almam gerekiyordu. Ve ben de Opel Crossland aldım. 2022 model, manuel vites. Sanırım Essential modeli, yani en baz modeli, ama en baz modelinde bile işte Apple CarPlay'li bir ekran var, dijital klima var. Onun dışında geri görüş kamerası var, az önce görmüşsünüzdür belki. Arka park sensörü var, işte opsiyon olarak takılan işte yan tavan barları var, yan barlar var, onları görmüşsünüzdür. Yani fena bir araba değil, hani öyle çok şey değil. Dop dolu inanılmaz bir araç da değil ama fena bir araba değil. Hani Opel Crossland'ın nasıl bir araba olduğunu anlamak için belki de iyi bir 3-5 şey olacak. Hani niye yılda 3-4 araç diyorsanız şundan dolayı, hani bir şehir efsanesi var yıllardır. 3 araçtan fazla satıldı mı işte otomobilde ikinci el ticareti yapılıyor, muamelesi görüp vergi yiyorsunuz diye bir dedikodu var. Bununla ilgili de çok fazla şey duyduk. Ben de buna istinaden 3'ten fazla araba satmamaya çalışıyorum ki böyle bir şeyle karşılaşmayayım. Çünkü ben bu ticaretini yapmıyorum. Benim amacım aslında bir yılda olabildiğince fazla araba kullanmak. Yani bu bir günlük, iki günlük kullanımlar olmasın. Düzenli kullanayım, o arabanın tüm DNA'sını bileyim, tanıyayım ve her durumda da o arabayı kullanmış olayım diye biraz da uzun vadeli testler diyebiliriz bunlara. Belki 3 ay, belki 5 ay, belki 6 ay olarak değişiyor bazen. Evet, otobanda böyle arkanızdan sıkıştıran bir BMW varsa, Passat varsa arkadaşlar uzak duracaksınız bu gerizekalılardan, bu IQ'su düşük aptallardan uzak duracaksınız maalesef. Evet, dedim ki Opel Crossland aldım, manuel vites olmasına özen gösterdim. Tabii internetteki sıfır ayarındaki ilanlar arasından da en uygunlardan birini seçip İzmir'e geldim ve aracımı satın aldım. Aracı satın aldığım Emin Bey ve ailesi oldukça iyi insanlardı. Gerçekten oldukça anlayışlı insanlardı. Hani ben biraz söz verdiğimden 1,5-2 saat erken orada olmama rağmen beni aradılar. Sağ olsunlar. Onlara teşekkür ederim. Size aslında aracın ayrıntılarını da göstermeye çalıştım. Aracın ayrıntıları dışında tabii ki kanalda bir ayrıntılı bir Opel Crossland incelemesi yapacağız. Çünkü 2022 model araçlara hasretiz. Ayrıca bir de Opel Crossland'ın 2023 model yılı olan araçlarında 110 beygir ile geldiğini öğrendim. Bu beni çok üzdü. Bu araç 130 beygir. Hani o yüzden biraz da bu aracı daha fazla deneyimlemek ve sizlere de anlatmak istiyorum. Söylediğim gibi bu aracın ayrıntılı bir incelemesi gelecek. Elimizdeki diğer eşimin aracı ve işte diğer işte satacağımız araçların da yine incelemelerini kanalda görüyor olacaksınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenirseniz de ya da kanala da abone olursanız, abone olmayanlardansanız siz de bu videoyu izleyenler olarak abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Buna benzer şeyler daha fazla yaparız. Belki daha profesyonel şekilde yaparım. Belki yanıma bir çekim ekibi alır ve tüm yol hikayemi anlatırım.
Ama bunlar için önemli olan şey ilgi arkadaşlar. Yani maalesef maalesef hepimiz yaptığımız iş değer görsün isteriz. Değer görmeyeceğini düşündüğümüz bir iş için de cebimizden binlerce lira para harcamayız tabii ki. Elimden geldiğince iyi işler çıkarmaya çalışıyorum. Umarım sizler de aynı duyguyu hissediyorsunuzdur. O zaman dostlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.